Hay Allah. Allah'ım ben... çok teşekkür ediyorum. Son anda aklıma geldiği için. Beyazıt, beyazıt. Çünkü öyle bir ince ince geliyor geliyor gidiyordu yani. Ya ben Belgin evde, evden seyrediyor sanıyorum. Meğer Belgin Kız Kulesi'ndeymiş, o beni seyrediyor. Vay, eşiyle ilgili de çok güzel. Onu da kırmadan geçti ama Belgin değildi. O Kız Kulesi'ydi, evet. Şimdi Canan Erçetin'e döneceğim çünkü acayip bir albüm. Yani biz senin tabii bütün albümlerini biliyoruz da bu albüm böyle 5 senenin getirdiği bir şey midir? Bu albüme daha fazla bir şey mi koymak istedin? Sen mi bir değişim dönemi? Yani bu çok dolu dolu, her şeyle dolu dolu bir albüm olmuş. Benim kişisel bir iki ufak bir şeyim var albümle ilgili. Kırık Kalpler Durağında olsun, Ninni olsun, Bahar olsun, Özür Dilerim olsun. Şarkıların birçoğu böyle umut vaat eden, içinde umut olan, bana böyle çok keyifli keyifli gelen şarkılar. Evet, içinde böyle içimizi acıtan şeyler de var ama genel olarak arkadaşlarımla da konuştuğumda ya o şarkı dinlenmez mi, sabah kalkacağım vallahi umutla, hani böyle bir keyif ediniyor. Sence nasıl bir albüm oldu? Ne koydun içine? Vallahi tabii... Şarkıların sorularını şimdi ya arka arkaya dizmeye çalışıyorum. Bir sürü şey sordun, sırayla cevap vermek istiyorum. Evet, buyurun. bu kadar çok şey şarkı olmasının nedeni tabii ki aradan uzun zaman geçmesi. Ama hani ben bu albümü nasıl yaptım? Ben büyüyorum, şarkılarım da büyüyor yaş olarak. Evet. Umut benim şarkılarımda her zaman var. Hatta orada zaman zaman... Beni öldüreceksin ya da katilim olmadan git gibi biraz ölümü dile getiren sözler de var ama ben onları biraz günlük hayat içinde lafın gelişi gibi yani, kullandım. Yani beni öldüreceksin o şey bakışla değil. O ağdalı bakışla yok, değil. Yok, senin zaten ağdalı senin bir tarafın olmadığını ben... evet biliyoruz yani. Evet. o yüzden hani daha fazla da bir yorum yapamıyorum çünkü çok bilinçle yaptığım bir şey değil. Yani içimden bilinçle yaptığım geldiği şey değil ama şimdi öyle zannediyorum. Nebil'le, Nebil abiyle Sunay da dinlediler albümü, dinlemişlerdir yani. Bizim programa ilk gelen konuklarda ilk parçaları sende söyleyeyim deyince genelde biz peki hadi biz de söyle çok seviniriz ama ben öyle demedim. Seyirci katılamaz genelde. Hani ilk defa söylediği için katılamaz. Fakat bugün sen parçaları söylerken bütün seyirciler hep bir ağızdan parçalara katıldı. Albümü sahiden içten söylüyor. Nasıl buldunuz albümü arkadaşlar? Evet. Bu da bir Candan Erçetin farkı olarak. Evet. Evet. Nebil abi sizin dinledim. Böyle şeye geçeceğiz ama Candan'ın albümüyle ilgili... Yok, kader diyecektim ben de. Kaderim gibi. Hani kader, evet. Kader çok sevdiğim bir şarkı oldu. Yani bir çocuklar arasındaki fark gibi değil ama... Çünkü ben Kaptan Feza filminde de beraberdik o özel gösterimde. Çok da güzel böyle filmin görüntüleriyle çok hoş bir klip oldu. Çok etkiledi kader. Bir de filmin de üzerindeki ağırlığı üzerine binince en sevdiğim şarkı kader. En sevdiğim şarkı kader. Ama Ayşe Kuli'nin ilk söylediği Bahar. Bahar melodi olarak olağanüstü. Bir umutlu bir şarkı. Bir umut gibi değil mi? Evet. Sunay? Ya 16 şarkı var değil mi? Hepsi canım hepsi. Yani şu şarkı olmasa olurdu diyebileceğim hiçbir şey yok. Çok güzel böyle iskambil kağıtlarından piramit gibi. Bir tanesini sanki... Çeksen? Sanki çok güzel. Birbirini o kadar güzel tamamlayan şarkılar ki. Evet peki. Beyaz bugün... müsaade edersen bir şey daha söyleyeceğim. Estağfurullah abi. Candan'ın az önce muhabbetini yapıyorduk hep beraber. Yani iyi bir şair ayrıca. Sadece şarkı sözü değil. Yani bugün bu albümde çok iyi dizeler var. Kendisinin olmadığı şarkılarda da mesela Cemal Safi, Ömer Hayyam, Neyze'nin seçmesi de buradan... geliyor zaten. Hani senin çok sevdiğin diziler var orada. Cemal Safi'yi de biliyorsunuz. Hala... Ya evde yoksan diye o çok ünlü Orhan Gencebay şarkısının sözlerini yazan şair. Peki hocam bak ne kadar güzel, ne kadar akıllı, ne kadar zeki, ne kadar entelektüel. Hem şair hem besteci hem söz yazarı. Bir kadın şu anda yanımızda oturuyor. Sizin programınız niye dört erkek böyle kadınlar bizim aramızda varken? Değil mi? Siz programı niye dört erkek yapıyorsunuz? Çünkü kadınlar izliyor bizi. Efendim? Çünkü kadınlar izliyor bizi. Çünkü kadınlar izliyor sizi. Diyormuşum. Diye, evet. O senin Hüsnü Kuruntun diye ekliyormuşum. Mesela ben de üzerine. Bu talihsiz açıklamayı düzeltmek ister misiniz Nebil Bey? Özellikle ya, Nebil Bey. Bu benim değil, Hıncal Uç'un lafı da. Hıncal abinin lafı. Hıncal abinin lafıysa bütün kadınların Hıncal abiyi izlediğine eminim.
Gerçekten de ama yanındaki üç tane yok. Gerçekten de bütün kadınların izlediği Burası Sivri'ymiş. Evet. Bütün kadınların izlediği bir program olması da ama gerçekten de içine bir tane kadın alınmaz mıydı bu hareketin? Hadi biraz da sen ateşe at kendini. Doğru söylüyor. Ha, doğru söylüyorsun. Birbirine ben senden yanayım. Birbirine ben senden düştüler. Yanayım. Cevap bulamıyor. Ben sana anlatayım istersen. Ya anlat, buyurun. Hıncan abi hakikaten 6 yıl önce biz bu programa başladık. Şimdi 260 bölüm oldu galiba değil mi? 260 bölümdür. Maşallah. Devam ediyoruz ve hakikaten de biz mutluyuz yani. Hıncan abi dedi ki yani birkaç kez bir girişimde bulunduk biz. Beşinci insan falan filan diye. Ya ne bileyim gidiyoruz işte üniversitelere görüyorsun işte. Güzel güzel izliyorlar bizi. İzlediklerini fark ediyoruz. Belli bir kesim öğrenciler falan. Kardeşim yani aramıza bir kadın girerse kıskanırlar diyor. Böyle bir hoş kendince evet. Gerekçesi oldu. Evet ama ben oraya böyle hoş çok ağızla laf yapan bir kadının araya çok şık oturacağına inanıyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dear.